Sabah sporunda bugün Turgay Demir'le birlikteyiz. Günaydın Turgay. Günaydın Çiğdem. <laughs> Çiğdem değil Ceyda. Şey, Setanay pardon. Setenay da değil Ceyda. <laughs> Turgay abi günaydın. Evet. <laughs> Sayın seyirciler son dakika beri Ceyda bizim kızları yemiş. Kızların ikisi de kayıp. Yok. Geldim baktım Çiğdem yok dedim. Setenay var herhalde o da yok. Baktım orada bir sarı saç oturuyor. Hayırdır ne yaptın kızlara? <laughs> ee... Biraz askere gitti biliyorum. Setenay askere gitti. Askere askerden <laughs> almaya gitti. <laughs> tamam. Ee, Setenay'a da buradan selam yollayalım. Aynı şekilde Çiğdem'e de. Çiğdem bugün saat 15'i gösterdiğinde Zira Türkiye Kupası kura çekiminde bizlerle birlikte olacak. Aspor ekranlarında sizlerle birlikte olacak ve seninle de birlikte olacak. Eğer A-Spor'u izlersen saat 15'te Turgay Erbim. Saat 15'teki kura çekimi sabah programını yedi yani. buradan evet. gidemez miydi? Nedir yani bu? Böyle bir tembellik. Bunun hesabını ben ondan cuma şey pazartesi sorarım. Niye Turgay abi benimle program yaptığın için mutlu değil misin? Uzun hayır, hayır, zamandır program yapmıyoruz. Şimdi ben bak bu birlikte. programın birlikte. yarısına sana çiğdem diyeceğim yani. Öyle bir alışkanlık var şimdi sabah sabah. Yok demezsin ben Demez sana mi? güveniyorum. Yani Hadi ben bakalım. de sana Emre Bol demem mesela. <laughs> Nasıl diyeceksin 150 kilo adam ya. <laughs> <laughs> <Hiç bahsettim. gülüyor> Peki. Turgay abi, Zira Türkiye Kupası'nda çeyrek <laughs> finalistler belli oldu. Hepsini konuşacağız. E, lig başlıyor, Süper Lig başlıyor. Fenerbahçe'de yaşanan sıcak gelişmeler var. Zira Türkiye Kupası'nda tartışmalı kararlar var. Evet. Hakem kararları bunları da konuşacağız. Fenerbahçe'de Vedat Muriç'e ceza gelmedi. E, Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman'ın açıklamaları var. Az önce haberini izledik. Gündem oldukça yoğun. Ama biz Foto Maç Gazetesi'nin manşetini şöyle bir ekranlara getirelim efendim. Foto maç gazetesi bugün sayfasını başlıklara bölmüş. Fener'e çifte müjde demiş üst başlıkta. Hemen alt tarafta hakemi de eledi Trabzonspor başlığı dikkat çekici. Sonrasında Aslan'ı Lemina sırtladı demiş foto maç gazetesi. Ve bırakmamın nedeni paralar nerede mevzusu bunu sizinle detaylı konuşacağım. iç sayfalara da geldiğimizde Turgay abi ama... Dün akşama dönecek olursak eğer dilersen Aslan'a Lemina sırtladı başlığıyla başlayalım tabii ki detaylandıracağız. Galatasaray Zira Türkiye Kupası'nda Çaykur Rize'yi birbirinin rövanşında 2 bir mağlup edip çeyrek final biletini aldı. Adem Büyü'nün penaltısıyla 1-0 öne geçen Cimbom'a konuk ekip Olcan'ın penaltı golüyle yanıt verdi. Sarı Kırmızılar Lemina'nın attığı golle maçı uzatmadı ve kupada turu geçen taraf oldu. Tartışmaları da beraberinde getiren bir tur atlayış özellikle son dakikalarda herkes ikiye bölünmüş durumda. Bir taraf Çaykur Rizespor'un e, çeyrek final bileti elinden alındı derken diğer tarafta e, kaleciye değil ama markaya bir faal olduğu yönünde görüş belirsiyor Turgay abi. Şimdi orada bir faal var ama Rizel oyuncu yapmıyor. Nifton yapıyor. Yani yer çekimi yapıyor. Çünkü oyuncu çok temiz yükseliyor. Kaleci gelip topu elinden kaçırana kadar da oyuncunun Markaya müdahalesi yok. Sonra bir yer çekimi. İnce de... pozisyonu da varsa <laughs> ya yani yönetmenim Seval'dan rica edelim. Ekranları da getirelim Turgay abi. Orada Markaya net bir şekilde kolunu omzuna koyarak yükselme yok mu? İnerken elini omzuna koyuyor. Yani yükseldikten sonra. Şimdi pozisyonu ağır çekimde varsa izleyelim. Herkese dikkatli izlesin. Ee, burada hakem iki tane büyük hata yapıyor. Foul'den önce hakem başka bir hata yapıyor. Düdük çalıyor. Evet. Sen burada düdük çalmayacaksın. Orası gol pozisyonu. Offside varken düdük çalabiliyor musun? Çalmıyorsun. Neyi bekliyorsun? Pozisyonun sonlanmasını bekleyeceksin. Pozisyon sonlanacak buna vardan bakacaksın. Bir defa hakem orada bir teknik hata yapıyor. Şimdi buna ağır çekim varsa elimizde bakalım. Marka ile Rizeli oyuncunun yükselişine bakalım. Marka ile Rizeli oyuncunun Ağır çekim var Hızlı göremeyiz. Yani kaleci topu elinden... Bir defa kaleciye hiçbir şey yok. Şurada pul daha buradan net bakalım. anlayacağız. Evet. Bakalım. Rizeli oyuncu. Bakalım Rizeli oyuncu evet. bakalım. Bak Burada şu bu anda temas başlıyor. var. Yok, temas var bak. Temas var. Daha bak Devam baskı yok. Devam ediyor. Yükseldi. Yükseldi. Kaleci topu elinden kaçırıyor. Sebebi Rizeli oyuncu mu? Ama faal var Turgay abi. Hayır bak. Orada diyorum ki bak şu anda temas var faul her temas faul değildir. Ama ceza sahası içinde kalecinin de pozisyonunu bozan bir faul yapılmıyor mu? Kaleciyle ilgisi yok ama marka o için elini gördün diyelim. Evet. Bana göre marka da faul yok. Marka orada kendini bırakıyor. Temas var. Temas var. Faul yok. Basmıyor yani. Ama asıl önemli olan burada şu. Bu pozisyonu bugün böyle görürsün yarın. Evet evet. Sen başka dersin. Ya hakem burada niye düdük çalıyor? Ne düdük çalıyorsun kardeş? Ya yanlış gördüysen gol güme gitti. Bu arada hakem düdük çalınca da futbolcular bir anda bırakıyorlar pozisyonu. Belki hiç düdük belki, çalmasa zaten gol olmayacak. Belki gol olmayacak. Sen bu tartışmaları bir defa yaratan hakemin hakem tekniği açıdan yaptığı hata. Bu pozisyon oldu. Foal ya da değil. Sen oyunu oynat. Pozisyon son lazım burada. Belki penaltı olacak, belki gol olacak. Vara gidersin. Bakarsın. Foal ise fuol dersin. Değilse değil dersin. Yani bir defa burada hakemin yaptığı büyük bir hata var. Ama kaleci, kardeşim çıktığı yere bak kalecinin. Topa lütfen dokunduğu yere bir daha bakalım kalecinin. Kalecinin çıktığı yere bakalım. Bakın penaltı noktası. Geçtik. Penaltı noktasının bir metre oyunu suçladığı yere bakalım. Ne işin var orada ya? Dört tane arkadaşım var. iki tane Rizeli var. Burada Okan'ın performansını sorgulamak lazım. Tabii sen kaleni niye boşaltıyorsun? O topa bırak fuarı falan. Iska geçsen kalen de top. Ya sen Muslera gibi bir kalecinin eğer arkasında görev bekleyen kaleciysen hiç... E, ...yani biraz performansının üzerine <laughs> koyması gerekmiyor muydu Okan'ın? Şimdi Ceyda, e, o pozisyon tekrar gelsin. Ben bir ayağa kalkacağım. Tabi. Müsaade edersen. Bak şimdi burada duralım. Şimdi bunu birçok kişi karıştırıyor. Bazen burada diyorlar kaleciye dokunmak yeter. Bakın. Arkadaşlar bileni var bilmeyeni var bir daha söyleyeyim. Şurada bir çizgi var ya bak şu çizgi. Bak şurada bir çizgi var böyle. Bu çizginin yapılma sebebi ne biliyor musunuz? Yani sa futbol sahası güzellesinde değil. Adına altı pas diyorlar. Mesafesi altı inç olduğu için. Kaleci burada dokunmak yasak. Kaleci topu tutana kadar burada dokunamaz. Burada. Burada öyle bir şey yok. Burada kalecinin bir tek avantajı var. Elini kullanabilir. Onun dışında futbolcudan farkı yok. Futbolcuya yaptığın nizami şarjı kaleciye de yapabilirsin. Burada nizami şarj bile yapamazsın ne zamana kadar? Topa hakim olana kadar. Örneğin yerde yatıyor. Eli bu şekilde, top da yerde. Çin'le eli arası. Orada evet. da dokunamazsın. Kalecinin böyle özellikleri var. Bu kalecilerin burada çıkmasa dedim ki niye çıkmıyorsun topa? Buradaki topta ne işin var ya? Ceza sahasının önü. Ceza sahasının önü 1, 2, 3, 4 arkadaşın var... Biri topa önden geliyor, biri arkadan geliyor. Yani iki dizeli var. Sen buraya çıktığın anda şu oyuncu topa şöyle sıyırtma dokuza kalende top. Ama sen kalende durursan bu oyuncu çok iyi bir vuruş yaparsa gol atabilir. Yani bu kalecinin daha bir fırın ekmek yemesi lazım. Bence Mustara ile beraber Trabzon'un genç kalesini de izlesin biraz. Ve ee, hemen şunu da sorayım aslında burada tartışılması gereken bir diğer nokta da Turgay abi şu değil mi? E, maç sonu İsmail Kartal bize yaptığı açıklamalarda hakemle düdüğün ardından teknik yet, Rize, teknik heyeti hakemin yanına gitti. İsmail Kartal o konuşmaları anlattı bizim maç sonu yayınımızda ve şu ifadeleri kullandı. Hakeme neden düdük çaldığını sordum. Vara gitseydi. Değil. Doğru. E, hakem de şöyle bir karşılık vermiş. Ben kaleciyi faal gördüm. Kaleciye bak yanlış görmüş. Kaleciye faal yok bir defa. Bak. Set, ee, yani Belki tartışılması gereken bak nokta diyor. bu. Ceyda <laughs> bak. Ceyda. Şey bak burada duralım arkadaşlar. Şu görüntü çok güzel. Geri alabilirsek tekrarlayalım yavaş yavaş. Sevgili seyirciler. Bakın faal... Ama daha burada bak şimdi. Bak şu giden kaleci. Hakkını Şurada faal başlıyor Turgay abi. Marka ayı yapılan da başlıyor. Bak onu geçtik. Şimdi Hakem'in konuşması... Olabilir burada sen faal evet. dersin ben değilim. Olabilir. Evet. Çok da uzak değilim. Faal de verebilirsin buna. ...bir şey demiyorum o, onu geçelim... ...diyorum ki... ...şu anda Rizeli oyuncu kaleci görüyor mu... da görmüyor Rizeli... ...gelip faal varsa kaleci yapıyor... Yani ...yok orada faal de... ...hani hakem kaleciye faal gördüm diyor ya... ...burada faal varsa İsmail kaleci Kartal yapıyor... ...İsmail Kartal öyle olduğunu söylüyor... Ya ...burada bir faal varsa kaleci yapıyor... ...yani kaleciyle ilgili söylüyorum... ...kaleci iki oyuncunun üzerine gidiyor... ...yani oyuncular kalecinin üzerine gelmiyor... ...dolayısıyla kalecilik bir şey yok burada... Marka ödersin ki yükselmesi Ben dedim ki ya yükselmesi sorunu bir şey yok. Temas var da tartışırız. O evet, ayrı. Evet. Ona çok da itiraz etmem. Ama bu pozisyonu oynatacaksın. Bara gidip bak diyeceksin ki senin gibi düşünüyorsa. Evet elini koydu. Marka çıkmasını önledi. Faul diyecek. Tamam. Hiç itiraz etmem. Benim gibi düşünüyorsa diyecek ki ya o faul yetmez. Şu soruya cevap vermesi lazım hakim. Ben İsmail e Kartal'ın yanında şunu sorarım. Hocam. Aynı pozisyon Galatasaray olsa gol iptal eder miydin? Son dakika. Galatasaray tur atlıyor. Gol olursa olmazsa eğleniyor. Aynı pozisyon. Düdüğü çalar mıydı oynatır mıydı? Çalsana. Ne lazım biliyor musun? Bak böyle bu masa ufak kalır. Daha büyük mangal gibi yürek lazım. Yani benim için o düdüğü erken çalması orada kritik Turgay abi. Çünkü düdüğü erken çalınca bak göreceksin sen de düdüğü çalmasıyla birlikte savunma oyuncuları da Galatasaray'da pozisyonu bırakıyorlar. Ya elbette. Rizeli oyuncu da bırakabilir, tabii, tersi tabii. de olabilir. Yani sen orada şu pozisyonda aksiyon niye kesiyorsun? Aksiyon niye kesiyorsun? Belki düdüğü çalmasan belki o kale içinde kim var göremedim. Uça Lemina Uça Lemina belki uçacak topu elle kurtarmaya Lemina. çalışacak kart. Yani sen futbolun içinde olabilecek bin tane şey engelliyorsun. Niye yapıyorsun bunu? Belki Rizeli oyuncu dediğin gibi e, Galatasaraylı oyuncu daha önce müdahale edecek. Belki sen düdük çalmasan daha belki onun rahatlığıyla biraz laş davrandı. Burada hakemlik tekniği çok büyük bir hata var. Evet. Ben bunu şey de söyledim Galatasaray'ın ilk aldığı penaltıda bakın. Şimdi diyecekler ki Turgay Demir Galatasaray düşmanı yapıyor. Ama arkadaşlar yarın Galatasaray'ın da başına gelir. Hatırlayın bizde görüntü varsa da getirelim Galatasaray bürüz maçına gidin. Galatasaray bürüz maçı. Şu şekilde. Donkun, e, Luyendaman'ın Şu şekilde. Hakem penaltı vermedi. Niye? Çünkü Luyendama şu şekilde gelirken eli doğal böyle açıldı. Doğal açıldı. Top gelince diyor ki bu doğal. Dün Rizeli oyuncunun da eli doğal konumda. Rizeli oyuncu şu şekilde topa gelirken adamın önüne hani dönerken eli şöyle kalıyor. Biz de bunu oturtamayız. Biz de hep bu takıma göre ama gerçeği söylüyorum. Bir oyuncunun yaptığı hareket sonucu <laughs> elleri doğal konumundaysa top gelse de penaltı değil. Ama eli doğal konumda değil. Şöyle eli Şöyle uzattı bu penaltı bak. Bak eli kapalı. Top geçiyor ya şöyle uzattı bu penaltı. Ama eli şöyle açık. Durduk yere açık değil. Şöyle bir hareket yapıyorsun. Yap şu elini böyle yapmadan yapamazsın. Buna gelen buna gelen top penaltı değil. Valla Avrupa'daki hakemler kadar yönetebilseler zaten bunu oraya tek, gele kadar Turgay denir. Evet. Bunu bir tek, bunu bizim ligimizde anlatamazsın. Evet. Bunu ben şimdi Beşiktaş'ın söylesem Beşiktaş'a der ki vay Fenerler'e gaz. Premier Lig'de bu penaltıyı vermezler. Şampiyonlar Ligi'nde de vermezler. Verirse de maç alamaz zaten. Şunu söylüyorum. Ben burada çizlenme de bazen böyle şov diyorlar da şov değil arkadaşlar. Diyorum ki size bir penaltı pozisyonda evinizde kalkın ayağa. Oyuncunun yaptığı hareketi yapınız. Eliniz onun gibi açılıyorsa doğal konumudur. Çünkü insanın insan olmasından kaynaklı bir refleksleri var. Neyse yani sonucunda... Galatasaray'ın bu işi buraya kadar getirmemesi bana göre ee, daha Rize'de bu işi bitirmesi gerekiyordu. Ama Rizespor Spor ee, iyi mücadele etti. İsmail Kartal, Umar Aminu'yu ve Çekya'dan aldıkları oyuncuyu daha erken oyun alsa sıkıntı çıkarabilirlerdi. Sonucunda ee, tartışmalı bir maç oldu ama bir şekilde Galatasaray geçti. Rize Spor'da iyi mücadele etti. İkisini de kutlayalım, geçelim, devam edelim. Peki e, karşılaşma sonrasına da gideceğiz ama foto maçın 3. sayfasını ekranlara getirelim. Galatasaray Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Süper Mario başlığı atılmış Galatasaray ile ilgili foto maç gazetesinin 3. sayfasında. Adem ve Olcan'ın penaltıdan attığı gollerle skor ilk maçta olduğu gibi 1-1'e bir gelirken Mario Lemina dengeyi bozan ve Cimbom'u üstüne taşıyan isim oldu demiş. E, maçın detaylarını aktarmış. Yine pozisyonla ilgili Rize isyan etti başlığı kullanılmış gazetede. Maçın başarılı isimleri arasında yer alan ve konsantrasyonuyla dikkat çeken Lemina, heyecandan Adem Büyük'ün penaltı vuruşunu seyredemedi. Kaleye sırtını dönen Gabonlu futbolcu Adem'in golü yapmasıyla büyük sevinç yaşadı. 82. dakikada attığı golle maça damga vurdu. Demiş Foto Maç Gazetesi Lemina'ya bir parantez açalım Turgay abi. İyi olur. Galatasaray'ın e, özellikle ilk yarıda yeni transferler arasında sergilediği performansla ön plana çıkan bir isim oldu Lemina. Dün akşam da maçın iyilerinden bir. Bir defa e, kafa vuruşu asla sıradan bir kafa vuruşu değil. Tesadüf de değil. Yani kafasını oraya bilerek sokuyor, risk alarak sokuyor, eğilerek ve topu da yere doğru vuruyor. Yani kafamı uzatayım nereye gelirse denk gel gelirse değil. Bilerek aşağı köşeye bırakıyor. Ustaca bir iş yapıyor. Şimdi bak Lemina, Enzonzi ve Seri Galatasaray'ın orta saha için yaptığı transferler değil mi? Evet. Hiçbiri kötü oyuncu değil. Bak hiç kötü oyuncu değil. Ama Enzonzi ve Seri biraz geride kaldılar. Lemina adapte oldu. Lemina şu anda Galatasaray'ın atibası oldu. Bana sevdi göre. Galatasaray'da oynamayı. Sevdi. Bu, 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 budur işte. Şimdi mesela Seri'nin bundan önceki takımlarına bak, background'una bak, oynadığı futbola bak ya da Enzonzi'nin. Kötü adam diyemezsin yani mümkün değil. Ya da ya isme bakarak transfer yapsan bu isimleri alırsın. hepimiz listemize alırdık. Bazen böyle olur uymaz. Silimani diye bir adam aldı. Kötü adam dedik efsane çuvalla gol Öyle. atardık. Atamadı. Ha gittiği yerde atıyor şimdi. Bu kadar basit. Bazen kan uyuşmaz. Yani kan uyuşmazlığı diye bir şey var bazen olmaz. Lemina havasını suyunu sevdi demek ki ee, İstanbul'un. Yani aşırı sevmiş o kadar da sevmemesi lazım. Yani e, gecelerini sevme İstanbul'un. Gazetecilerin, Gündüzleri çok güzel. Gazetecilerin makinelerine falan saldırma Lemina. Burası senin ülken değil başka bir ülkede değil. Burada yeni gelir hiçbir şey görmez. yeni gelir pire için yorgan yakarız. Gazeteci o çocuklar Hakim gazetesi, üret gazetesi, milliyet fark etmez. O çocuklar gecenin ayazında siz oradan çıkarken bir kare resim çeksin ve maaşını eve hak ederek götürsün diye o soğukta bekliyorlar. Şimdi hemen şunu söyleyelim Tugay Demir, e, performansına ayrı değil mi? Şu anda da konuştuğumuzda evet. Galatasaray'ın en iyi transferlerinden biri diyoruz. E, siz Özellikle Beşiktaş'ı yakından takip eden isim hani hep diyorlar ya taraflı yorumcu. Hayır hakkını ben hep da taraflı, teslim taraflı. ediyoruz. Ben hep tarafıyım dedi. Hep tara hakkıdan yana tarafım dedi. Hakkını teslim ediyoruz ama diğer yandan da ülkemizde de şimdi genç çocuklar ekranda Galatasaray sevdalıları Lemina'yı çok beğeniyorlar değil mi? Onun sahadaki performansını beğensinler. Kötü örnek olmasınlar. Temennimiz bu. Şey onu söylerken onu da söyleyelim. Bunu bir şey daha ekleyeyim buraya. Bakın arkadaşlar. Gece eğlenmeye gidiyorsunuz. Ayıp değil, günah değil. Maçını oynamışsın. Ya maçını oynamışsın. Maçın bitmiş. Kazanmışsın. Eğlenmek hakkın. Kim ne diyebilir? Oradan bir karar resmi çekecek diye niye rahatsız oluyorsun? Hadi rahatsız ol. Ya bir insanca gidersin o gazeteciye. Dersin ki arkadaşım. Fotoğraflarız. Benim özel bir durumum var. Olabilir. Ailenle ilgili olabilir. Kız arkadaşı olabilir. Rica edersin o çocuk sana o fotoğrafı verir zaten. Yani rica, düzgün. Ya saldırmak nedir, makine almak nedir ya? Dolayısıyla birçok futbolcu bizim hayatımız, futbolcuların bu tür işlerine geçti. Ama eğlenmeye gidiyorsan, senin işin bu. Gazeteci de işte o haberi alacak. Bunu da düzgün yapmamız lazım. Yoksa Lemina iyi futbolcu bana göre e, futboluyla da örnek oluyor ama biraz daha dikkatli olmasa fayda var. Levent zamanda yazısında hemen o performansı da soracağım size. Şeneri ön plana çıkarmış Turgay abi. Samudio'nun gollük vuruşunda kale içinden çıkaran topu Şener Galatasaray'ın çeyrek finale yükselmesini sağladı demiş. Şener'in performansı ile ilgili sizin görüşünüz ne olur? Şimdi Şener orada rakibi takip etmek yerine kaleye koşarak doğru bir hamle yaptı. Ama Böyle bir pozisyonda o golü kurtarmanın imkanı yoktur. Oyuncu vuramadı. Oyuncu çok kötü bir vuruş yaptı. Yani ee, ayağının içinle dokunabilmiş topa. O topa doğru vursa Şener'in hızı ona yetişmez. Çünkü toptan hızlı kimse yok. Top her oyuncudan hızlıdır. Orada kötü vur. Fakat Şener'in akıllı davranışı şu. Kalecisinin çıktığını gördüğü anda oyuncuyu takip etmeye bırakıp direkt kaleyi kapatmaya gittik ki doğru o tecrübeli. Şener orada doğru iş yaptı ama ben Şener'in Bursa Spor'da oynarken de Fenerbahçe oynarken de büyük takım oyuncusu olduğunu hiç düşünmedim. Hakikaten düşünmedim. Yani bir maçlık bu maça göre konuşmuyorum. büyük takımın kanat peki olsun. Herhangi bir oyuncusu olsun çok daha fazla futbol anlamında söylüyorum tip olarak değil, karizmatik olması lazım futbol anlamında. Oyun tarzıyla karizmatik olması lazım. Yani ben Şener'de o potansiyeli görmüyorum. Bana göre e, Beşiktaş'ta bir Fatih Sonkaya'ydı galiba vardı böyle bir sabek. Aşağı yukarı yapısı da Şener gibiydi. Bir defa o kiloyla sabek olmaz yani. Peki bir bültenimizi yapalım Turgay Demir. Dün tamam. akşama tekrar dönüp bir özet görüntüleri izleyelim. Sonrasında sizinle keyifli sohbetimize devam edelim. Her yerde zarar zaten. Sadece borsada sağda zarar. Sağ dışında zarar. Beşiktaş normal. Şimdi e, iki konuyu gündem getirmek istiyorum. Birincisi şu takvimde bugün manşetten verilen bu abi okumam lazım. Çünkü bu bir mesleki dayanışma değil. Bu bir insani dayanışmadır. Ben gazeteciyim. Yarın aynı hani şey benzer şeye başımıza gelebilir. Okumak istiyorum. Takvim gazetesi diyor ki kim koruyor bu eşkıyayı? Diyor ki özetle bir tarafta Milyon kazandığı için eğlenen bir adam. Öbür tarafta işini yapan Doğan Savaş gazeteci. Bu adamın elindeki makineyi gasp eden adam nasıl dolaşabiliyor? Kanunlar herkes eşit değil mi diye soruyor. Önemli bir soru. Çünkü kim olursa olsun hukukun karşısında eşit olmalıdır. Burada yapılan iş doğru değil. Futbolcular eğlenmeyi nasıl biliyorlarsa edepli eğlenmeyi de bilecekler. O görüntüyü çeken gazeteciye saygı göstermeyi de öğrenecekler. Eğleniyorsan Kardeşim Galatasaray taraftarı senin eğlenmeni merak etmez mi? Beşiktaş taraftarı futbolcu eğlenmesini merak etmez mi? Eder. E, gazetecinin görevi de bu. Bırak futbolu git sabahlara kadar ne halin varsa gör. Bırak futbolu. Şunun da altını çizelim şimdi ilk saatimizi belki ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz olmuştur Turgay Demir. İlk saatte de konuşmuştuk. Hatta Lemina'nın Galatasaray'ın en iyi en gözde Orta performansıyla e, Beşiktaş'ın nasıl ativasıysa Galatasaray'ın leminası dediniz siz de. Biz saha içinde nasıl olumlu sözler söylüyorsak lemina için saha Aynen. dışında da aynı özeni görmek istiyoruz leminadan tıpkı sahada gösterdiği gibi. Onun ben, altını çizelim. Bunun dışında siyasetçisinden magazincisine Evet. Meslekte, mesleğine saygı bekliyor. Eleştiri herkesin zoruna gider. Herkes ben eleştiri açayım der, herkes kapalıdır eleştiriye. Eleştiri herkes nonstop, kapalı işletme yani. Tamam ama e, en azından eleştiriye tepkini düzgün verebilirsin. O yüzden sağdaki Lemina'yı alkışlıyorum. Sağdaki evet. Lemina'yı da eleştiriyorum. İkinci konu da şu. Ceyda, sabahtaki haberi bizim mültene koymuşsunuz. O haberde bir yanlış var. Onu düzelteyim. Diyor ki Sabahtaki haber. Kart kuralının değişmesiyle. Kart kuralı ile. değişecek. Ligde görülen ligde geçerli olacak. Kupada görülen ikisi de geçerli olacak. O zaman bu defa ligde ile yapılır. O yanlış. Ben yeni kuralı söyleyeyim. Yeni kural nasıl olacak? Bunu federasyonla da konuştum. Fikrimi de söyledim. Oradan gelince evet doğru böyle olması lazım. Olay şu. Bütün sıkıntıyı çıkaran sarı kartlardır. Sarıdan kırmızıya dönen kartlardır. Dolayısıyla Likteki tekinde dönsün, kupadaki kupadaki. Bitti bu kadar basit. Sarı kart ve sarıdan kırmızıya dönenler kendi kulvarına geçerli olursa kimseyle yapamaz. Evet. Ama kırmızı kartlar her iki tarafta geçerli olmak zorunda. Direkt kırmızı kartlar. Aksi halde başka sıkıntılar yaşanır. Sarıdan kırmızıya dönenler kendi kulvarına geçerli olursa olay biter. Aynı fikirdeyim ben de. Peki gazete manşetleriyle devam edelim Turgay Demir. Evet. Trabzonspor'un tur atlayışını Bakalım Sabah gazetesi nasıl manşetine taşımış? 21. sayfada vebali boynuna başlatılmış tur elleriyle geldi demiş. Hakem Ali Şansal'ın faal yapılan vakemeye önce sarı verip itirazı üzerine de ikincisini göstermesi hem Trabzon'u hem de futbol severleri isyan ettirdi demiş. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Trabzonspor adına büyük bir hakem skandalı yaşandı. 94'e Vakeme ceza alanına girerken Lopez'in darbesiyle yerde kaldı Ancak hakem Ali Şansalan pozisyonda Bordo Mavili futbolcunun kendisini yere attığına karar vererek sarı kartını Vakeme'ye gösterdi. Bu karta büyük tepki gösteren Nişanyalı futbolcuya Şansalan bu sefer ikinci sarı kartını gösterdi ve oyun dışı bıraktı. Yıldız oyuncu ligde Malatya maçında forma giyemeyecek demiş. Sabah gazetesi. Onun görüntüsü Öyle var bir değil mi? Öyle bir poz var tabii ki. Onun ee, Görüntüsünü konuşalım. bir yandan ekranlara getirelim. Yönetmenim Seval'den rica edelim. Önce maçla ilgili bir şey söyleyeyim. söyleyeyim. Bak Trabzonspor yeni elenmeyi hak etti. Sen 10 dakikadaki gol yiyorsun ya. Senin kadron Obi Mikel, Ndiaye, Sherlock, Sturridge. Yani efsa, sosyal, efsane bir kadron var. Karşısında gariban deli spor. Bu kadar motivasyon boşluğuna düşmem, düşmemen lazım. Pilot olsan uçağı düşürürsün ya. Yani tepki de veremedin o 2 sıfıra. 120 dakika tepki veremedin. Dolayısıyla işin bu tarafını görüyorum. Trabzonspor çok kolay bir turu çok zora soktu. Ee, çok yetenekli bir kalesi var. Trabzon... Şimdi ekrana geldi Turgay abi. Evet bunu şimdi ayrıca konuşacağım. Şu cümlemi bitireyim. Trabzonspor 10 yıldır kaleci konusunda Türkiye'nin şans takımı. Eski kalecileri Onur, Onur Tolga tabii. Zengin. Ta 2011'den bu yana gel. Arkasından Uğur, şimdi dünkü genç çocuk. Yani dün maçın kahramanı. Penaltıları kurtardı, maçını oynar kurtardı. Hakikaten nazar değmesin. Şimdi gelelim bu pozisyona. Bu pozisyonda oyuncu rakibin ayağına takılıyor. Tamam mı? Bu arada kaleci Erce Kardeşler Altınordu'dan geldi. Erce Kardeşler evet. Ee, işte Arda Kardeşler'in yeğeni miydi? Yeğeniydi galiba. Evet. Hakem Arda Kardeşler'in. Şimdi bak bu pozisyonda oyuncu rakibe takılıp düşüyor. Şurada bak görüyor musun? Oyun ayağını da kaldırıyor rakip. Hani ayak da sabit değil. Çok net bir çelme var. Çelmeyi görmedin. Hatta Vakem'e rakip takım futbolcusuna kart çıkarıldığını düşünüyor. Tabii canım. Tabii tabii. O kadar e, emin ki futbolcu da pozisyondan. Çok o Çok faal aldım diyor. Şimdi Ali Şansalan aslında iyi hakem olacak dediklerimizden bir tanesi. Ama maşallah dediğimiz üç gün yaşamıyor. Evet. Maşallah dediğimiz hakikaten bir zırvalayacak bir şey buluyor. Şimdi şu pozisyonda. Bu konuda e, Fatih Demir aynı fikirdesiniz Turgay demiş. o Öyle da mi? Ali Şansalan'la ilgili aynı şeyi söyledi. Öyle mi? Şimdi bak bu pozisyonda. Hadi varsayalım foul'ü görmedin. Evet. Ya oyuncunun düşüşünde hiçbir gariplik yok. Yani oyuncunun düşüşü o kadar doğal ki. De ki ayağa takıldı düştü. Bak de ki ayağa takıldı düştü. Yani ya, hiç bu... hakemi aldatmaya yönelik bir hareket gibi değil. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Bak şu isyan. Şimdi bak HM'nin isyanı var ya. Bak şimdi önce foul yapıldı. Kartı oyunca zannediyor. Şimdi kartı görünce kendisine görünce bak şimdi gidiyor adam foul yapıldı. Rakibe de kart verildi zannediyor. Bak elini kaldırıp hakem o tarafa doğru gidiyor ya. Onu zannediyor. Ama öyle bir gidiyor ki yani şanslı Bak şimdi yani. yerde yatıyor sakin sakin. Sonra kalkmasını izleyelim. Bak yerde yatıyor kart neyse for verildi ve kart verildi çok şükür diyor. Abi aksızlığa uğrayan adam bu kadar çıldırır. Evet. Durduk yere bir adam bu kadar çıldırmaz. Artistlik yapan adam başını eğer gider. Yani bir de bu pozisyonu herhalde dışarıda birçok kişi izletsek Hani hiç cinsiyet ve mevki de ayırmadan herhalde herkes burada bir çelme olduğunu görüyordur. Bilmiyorum yani, ben mi yanılıyorum? Yok yüzde yüz haklısın. Bir de attı diyor. Hepsini geçtim. Bak adam bu yüzden isyan ediyor ve sen hala üzerine gidiyorsun. Yani şu anda, bak şu anda, şu anda bu iş kırmızıya döndüğü için varın devreye girmesi lazım. Hmm. Kırmızıya döndü. Uyduruk bir hareket kırmızıya döndü. varın burada hocam. Git incele demesi lazım. Bu prostür uygun değil. Beni ilgilendirmez kardeşim. Var adalet için geldi. Burada bir tane adam şu anda Trabzonspor'un en önemli oyuncusu ligde oynamayacak. Evet. Sen var ne iş yaparsın ya? Burada kulağını öpeyim mi? Hocam faal var hocam faal var. Diyemiyor musun? Bunu demiyorsan ne diye var var yani? Şurada Hakem yanıldı. Hadi attığını zannetti. Atmada bir şey yok ya. Ya kardeşim var ne işe yararsın ya. Orada dedi hocam bir dakika hocam. Faul var de. İptal et sarı kartı. Ha sarıya karışmıyor. Kırmızıya karış. Sarıya karışmıyorsa kırmızıya karış. Çünkü o kırmızının sebebi o sarı. Bu adam durduk yere itiraz etmiyor. Dolayısıyla şunu söylüyorum. Futbol öyle bir oyun ki Ceyda. Namuslu düşünen insan bulamaz bilim adamları der ki dünyada 6 milyar dünyalının hepsinin hayatını mercek altına alsak ortalama 5 yıl ceza yatacak kadar suç işlerlermiş. En namuslu insan, en temizi. Hayatı mercek altına alınsa dünyadaki ortalama kanunlara göre 5 yıl ceza alacak kadar suç işlermiş. Ben şunu ilave ediyorum. İnsanların düşüncelerini okuma şansımız olsa hepsi müebbet yer. Ömür boyu düşüncelerini okuma şansımız olsa orada bunu düşündüm bu kadar ceza burada. Şimdi bize düşünce okuyanlar çıktı. Cık, Vedat Muriç. Burada olmayanı görenler çıktı. Ya arkadaşlar hepsini geçtim. Kırmızı kart penaltı gol. Varın var oluş sebebi. Kırmızı kart penaltı gol. Offside içinde de olduğu için golünü saymıyorum. Kırmızı kart penaltı gol ya. Bir bak kardeşim ya. Kırmızı kart bir adamın canı yanmış. Adam maç başına alamayacak. Maçını oynayamayacak. Belki şimdi ağzından bir laf çıktı. iki maç yazı alacak. Belki bilmiyorum. Ağzından bir laf çıktı. Yazık günah değil mi ya? Yazık günah değil mi? Gerçekten böyle baktığınızda da Trabzonspor taraftarının, camiasının bu serzenişinde, isyanda ne kadar haklı olduğunu her futbol sever görüyordur bir diye düşünüyorum. Bir de bu ben. iyi dediğimiz hakem ya. Nereden uydurdun bunu ya? Hakikaten maşallah dediğimiz üç gün sonra kendini asıyor ya. Fenerbahçe ile devam edelim mi o zaman Turgay Demir? Edelim. Madem kartlardan da Vedat konuştuk. Vedat Muriç'e de daldık ya Vedat Muriç konusuna da gelelim hemen. Foto Maç Gazetesi Fener'e çifte müjde demişti bugün başlığında da. Hem limit artırımı ile ilgili bir bütçe daha açıldı ki Fener'e gıdım gıdım başlığını atmış Foto Maç Gazetesi. Güzel başlık Ben de sabah gördüğümde aynı şeyi düşünmüştüm. Ve hayatına e, Avustralya'da Melbourne'de devam ediyor. O, çok da güzel bir kız çocuğu var ...defne Allah bağışsın. Onu da buradan öpüyorum. Orada yaşayan bir arkadaşım var bana şöyle söyledi. İstanbul kadar büyük bir yer yanıyor dedi. Tabii. Düşün. Yani düşün ki dedi Tuzla'dan Silivri'ye Çorlu'ya kadar bir bölge yanıyor. Yani çok büyük. Bir yer Allah'tan orada yapılaşma yok dedi. Yani tamamen biraz da bu Avustralyalıların kafası biraz ilginçtir ben biliyorum. Orada sanki böyle hani doğadır bu yansın diye biraz böyle raş mı davranıyor bilmiyorum. Ha. Hayır. E, kimse de uluslararası yardım istemiyorlar. Evet. Yani biraz da sanki hani bu işin doğasında var gibi. Onlarda biraz çünkü böyle bir şey vardır. Yani e, aborjin kültürü bilmiyorum biraz hani e, su akar yolunu bulur mantığım ama yazık günah yani dünyanın akciğerleri yani. Evet bir an önce temennimiz e, o akciğerlerin yeniden nefesle evet. dolması, oksijenle dolması. Turgay Demir, Fikret Orman'ın açıklamalarına dönelim. Bir virgül koymuştuk. Haklı gördüğüm noktalar var ifadelerini kullanmıştınız. Şimdi 2-3 nokta. Birincisi Beşiktaş Kulübü Başkanı olmuşsunuz. Sizi Beşiktaş Kulübü'nün bir önceki başkanı arıyorsa telefonu açarsınız. Ola ki müsait değilsiniz, açmadınız, dönersiniz. Ola ki dönmediniz, mesaj atmış, Hayırlı olsun diye teşekkür ederim dersiniz. Ama belki o da onun telefonlarını açmıyordur. Yani başkanlığı Telefon. devam ederken Fikret Orman. Şimdi Ahmet Nurçay bile Fikret Orman'ın az çok nasıl ayrıldıklarını biliyoruz. Evet. Nasıl yolların ayrıldığını biliyoruz. Belki e, öncesinde yaşanan süreçler de var mıdır acaba? Hiç fark etmez. Ne olursa olsun diyoruz. Hiç fark etmez. Ben e, işin bu tarafında artık başkanlık makamı söz konusudur. Bir. İkincisi... Şurada çok haklı, Beşiktaş'ın başkanlık makamı şikayet makamı değildir. 6,5 yıl icra kurulu başkanlığı yaptınız. Bakın bugün Fikret Orman için ibra edilmedi ya, ne deniyor? AŞ ile ilgili bütün şeylerde imzası vardır. Olabilir, doğrudur. Ama siz şimdi AŞ'de kendinizi yönetici yapmadınız. Oysa AŞ başkan tarafından yönetilir. Evet. Ama siz yapmadınız, burada haklı. Öbür taraftan. Ara söz biriz başta. Mitrovic. Mitrovic miydi? O evet, genç soper. Evet. Orada Boyko bilmem böyle 5-6 transfer var ki asla yapılmamalıydı. Asla yapılmamalıydı. Bu işin bir tarafı. Ha para buldum. Yönetim bulur diyor. Orada katılıyorum. Ali Koç'un derdi Beşiktaş'tan daha mı az? Buluyor. Buluyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ın başkanlık makamı şikayetleri değil. Avcı konusuna katılmıyorum. Abdullah Avcı konusunda asla katılmıyorum. Abdullah Avcı'yı çok seviyor ama Abdullah Avcı'nın ısrar edilmeli diyor. Abdullah Avcı'yla devam edilmeli. Ben böyleyim. Bu yolu tercih ederdim diyor. Teknik direktörde ısrarcı olunmalı. Şimdi İstikrarlı. bizim bu söylediklerimizin hepsi boşa gidecek. En sonunda Abdullah Avcı'yı istemediğimiz akılda kalacak ama ben yine de söyleyeyim. Abdullah Avcı yı beş yıl tutabilecek bir delikanlı varsa tutsun. Ben de en fikirim. En sonunda efsane bir takım yaratır. Efsane bir takım yaratır. Burası Başakşehir'di. Burası Beşiktaş. Burada seni beş yıl kimse beklemez. Rahmetli Mehmet Üstünkaya olsa bekler. Rahmetli Süleyman Sabah olsa bekler. O zamanın Türkiye'si de yok. O zamanın futbol iklimi de yok. O zamanki futbol iklim beklemeye müsaitti. Beş yıl kimse beklemez. Sen sistem ve istatistik takınsın olan bir teknik adamsın. Futbolcuların yani akılları başlarından gitti. Rakamsal, bireysel, takımsal, şu su, bu su sürekli istatistik. Futbol böyle oynanmaz. Bunu 5 yıl içinde yaparsın. Başakşehir'de yaptığın gibi. O zaman herkes sana alışır. Ama bu konsantre şekilde işte 6 maçta bir galibiyet alırsın. Ben şöyle söyleyeyim. Abdullah Avcı Abdullah Avcı Beşiktaş'a nasıl geldi? Fikret Orman'ın ısrarıyla geldi. Ama İzmir Marşı'yla gidecek onu söyleyeyim. Göztepe maçından sonra Abdullah Avcı Beşiktaş'ta kalamaz. Puan kaybederse demiyorum. Kaybedeceğine hiç şüphem yok. Ben Göztepe karşısında Beşiktaş'a hiç şans vermiyorum. Hayır. Ben Erzurum maçına şans vermiyordum. Takım gücünden bahsetmiyorum. Takım hocayı istemiyor. Anlayan anlasın ben. Erzurum maçında bir yazı yaz. Yazım şuydu. Maç, maçla ilgili bir şey yoktu. 1979-80 sezonu. Beşiktaş'ın hocası Hamdi Serpil Tüzün. İsmini şimdi vermeyeceğim. Şu anda yaşıyor ve görevde bazı görevlerde. Bir Beşiktaş'ın kaptanı takımı topladı gitti başkana. Dedi ki biz aramızda para topladık. Hocanın tazminatını vereceğiz. Hocayı gönderin. Yönetim hakkı olarak dedi ki böyle bir şey olmaz. Hoca kalacak dedi. Futbolcu öyle mi? Peki kalsın dediler. Lövgaz maçı 18. saniyede gol yedi. Eşler. Elendi. Hmm. Hoca gitti. Benzer bir hikaye mi? Erzurum maçında 50. saniyede yediler. Ha ilave edeyim. Fenerbahçe'nin hocası Ziya, Ziya, abiydi. Şengül. Ona da takımda herkes isyan etmişti. Aynı şekilde Lübürgaz Fenerbahçe'li bir Ziya abi de gitti. Ben diyorum ki takım kötü gidiyorsa daha Başka türlü konuşmayayım. Takımı değiştiremezsin, hocayı değiştireceksin. Göztepe maçında Beşiktaş muhtemelen yenilir. Avcı da oradan gider. O zaman Sabah Gazetesi'nin 23. sayfası da demiş ki Abdullah Avcı'nın durumu ile ilgili Avcı kararı siz verin başlığını atmış. Verin Yönetim mesela. dün yaptığı toplantıda Abdullah Avcı'nın durumunu masaya yatırdığı Zirveden sonuç çıkmazken tecrübeli hoca kendisiyle görüşen Koca da karar sizin dedi. Burada karar sizin demek sadece tazminat mı yoksa Abdullah Avcı ben bırakıp kaçmam arkadaş mı? Ben Beşiktaş'ta parasını bırakan iki adam hatırlıyorum. Biri Lucescu. Bazıları tırnakta çingene dediler. Hı. Çingene dedik adam 2 milyon dolar yakın para bıraktı. Yerlerden sanıyorum Ertuğrul Sağlam. O da madem istemiyorsun bırakıp giderim dedi. Onun dışında birçok kişi giderken parasını aldı. Abdullah Avcı bu şekilde giderse, tazminatın isteğini de tutup giderse bir daha Beşiktaş kapıları ona açılmaz. Açılmaz. Çok net söylüyorum. Kendi isteğine giderse o dönüş her zaman mümkün olabilir. Yani bu dönem olmadı başka bir dönem olur diye. Bu genel geçer bir şeydir bizim futbolumuzda. Fenerbahçe ve Galatasaray için aynı şeyi söyleyebilirim. Gitmeyi bilirsen dönmeyi de bilebilirsin ama... Aksi halde dönüşün olmaz. Göztepe maçından sonra Abdullah Avcı'nın görevde kalacağına inanmıyorum. Eğer yönetim Göztepe maçına kadar sabrederse. Peki o zaman Galatasaray'a yine dönecek olursak maç sonu Fatih Hoca'nın e, açıklamaları ve özellikle Arda ile ilgili açıklamaları Turgay Demir. Evet. <laughs> Hayal kırıklığı yaşıyorum ifadelerini kullandı hocam. Bizde var mı o bültende? Var izledik. Bültende de var mı? ...verelim niye biliyor musunuz? İnsanlar diyor ki siz uyduruyorsunuz. Peki o zaman şöyle yapalım. Ee, Seval'den rica edelim. Hazır mı? Bir izleyelim Arda kısmını hocam. Çünkü inanmıyorlar. Üç küsur diyorlar ki siz uyduruyorsunuz. Peki o zaman Dinleyelim. bakalım Fatih Hoca Arda Turan'la ilgili neler söyler. Geçen gün davet edildim. Toplantı için... ...Adena'ya geldim ben. Başkan... ...Abdurrahim Bey ve Yusuf Bey vardı. Oturduk. Ben daha evvel ne söylediysem aynı şeyleri tekrar ettim. Buradaki e, kararın benim adıma, benim düşüncemde Galatasaray'ın ocağından yetişmiş bir değerine sahip çıkmak, şans daha vermek Artı ona bir kapı açmak, bir şans alması için bu kararımı tekrar ettim. Ee, tekrar ilettim toplantıda. Ee, onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığı mıdır? Evet, bu bir fikir ayrılığıdır. Ee, çıkarken de buradan ben... Ee, bu kararın iyi yönetilmesinden yana olduğumu özellikle üstüne basarak söyledim. Ancak ben daha eve varmadan bir gazeteciye akşam birkaç gazeteciye e, maalesef e, verilmiş. Tabi bu daha sağa yakışan bir durum değil açıkçası. Ee, bakın arkadaşlar ben her zaman yönetimle arasında sorun var dedirtmemek için çok çaba harcıyorum. Fakat zaman zaman çaba harcadıkça da hayal kırıklığı yaşıyorum. Açıkçası ben fikrimi ve bu konuya olan yaklaşımımı bir değiştirmedim. Hiçbir zaman değiştirmedim. İlk günden beri aynı toplantıda aynısını söyleyeceğim. Sadece Galatasaray'ı yöneten iradeye saygı duydum. Ve çelişki çıkmasının da önüne geçtim. Bir stoper istedim evet. Ama olmazsa yapacak bir şeyimiz yok. Dünyanın sonu değil. Ee, ancak gidecek oyuncularımız olacak. Ee, orada bir sıkıntımız yok. Andone'ye şansımızı kullandık. O bugün antrenmana çıktı. İkinci santifor için. Nagatomo ee, hakikaten benim futbol hayatımda gördüğüm Ender profesyonel oyuncularından bir tanesi. Gerek futbolculuğuyla gerek karakteriyle bizim için çok değerli bir oyuncu. Kendisiyle ben karşılıklı konuştum. Nagatomo ee, bize çok da büyük hizmetler yaptı. Ee, karşılıklı hiçbir sıkıntımız yok. Onu biz çok seviyoruz. O da bizi seviyor. Onu biliyorum ben. Ee, bir fırsat bulursa gidecek. Ee, ama e, negatoma kalırsa da başımızın üstünde yeri var. Hiç öyle bir e, derdeme, sıkıntımız yok. Şimdi Fatih Hoca aslında samimi bir şekilde Turgay abi. Ee, nasıl bir toplantı olduğunu, neler konuşulduğunu gazetecilere servis ederek değil bana soracak olursa basın toplantısında çıktı ve tüm gazetecilerin karşısında böyle 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 yaşandı. Ben her zaman söylediğimi yönetime ilettim. Yönetim benimle aynı fikirde olmadığını söyledi ve fikir ayrılığımız oldu dedi hoca. Dört tane başlık var burada. Bir bu dediğim. Ben her zaman söyledim ona bir cevap verelim okuyorum. Konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz. Sevgili hocamız 31 Aralık'ta yılbaşı için aradı. Konuştuk. Arda Turan konusu ne dedim? Bir şey olursa size getirin dedi. E getirmiş. 2 Ocak'ta 4 saatlik transfer toplantısı yaptık. Transfer toplantısı. Dikkat buyurun. Arda'nın ağası bile gündeme gelmedi. Tamam, geçen hafta gelmiş. Bir dakika bundan önce şimdi geleceğim. Devamı sosyal medya üzerinden bunu işlemek nedir hocam doğru bilmiyorum. Şimdi sen diyorsun ki bu toplantı gelmemi soracağım. Hayır, terim bu konuşmadan bir hafta önce açıklama yaptım açtan sonra. Ardayla benim teknik adamlık ve arkadaşlık bölümü ayrı tutun. Evet. Dedi. Evet. Yani bunu televizyonda söyledikten sonra başkana söylememiş. Çünkü bu başkanın açıklaması ondan bir hafta sonra. Bak kitap yazılır bu konuda. Terim çıktı dedi ki Arda'yı ilk sorulduğunda. Arda'nın benimle kişisel ilişkin bir yana bak koyun. Evet. Teknik adam futbolcu koyun. Hatta herkes şunu tarz. Acaba Terim istiyor mu istemiyor mu? Ben istiyor diye anladım. Mesela Koray ile konuştuk dedi ben istemiyorum dedi. Sevgili eşin yani. Şu an uyuyor değil mi o? <laughs> evet akşam gecesi. Dedi ki ben tersini anladım. Orçun'a sordum ben istiyor diye anladım dedi. Ben de istiyor diye anladım. Bundan bir hafta sonra başkan dedi ki 4 saat toplantı yaptık transfer toplantısı Arda'nın ağzı geçmedi dedi. Bir hafta sonra dikkat buyur. Ama şimdi hoca da geçen yanılmıyorsam geçen hafta görüştüğümüzde ifadelerini kullandı. Yani o 4 saatlik transfer toplantısından sonra yeniden bir görüşme olmuş. Tamam. Belki o zaman menajerinden bir teklif geldi kulübe. Toplantıda konuşuldu, hocaya dönüldü, fikri soruldu. Hocam ne düşünüyorsun? Teklif geldi bize. Menajeri Arda Galatasaray'da oynamak istiyor. Hoca da dedi ki belki. Ben dedi bu transferi istiyorum. Yönetim de dedi ki hayır biz istemiyoruz hocam. Yani çocuk saflığında böyle düşünebiliriz. Tamam peki ben saf olayım. Hayır, şunun <laughs> için söylüyorum. Sevgili kardeşim diyor ki başkan. Hocam Arda durumu nedir diyor. Sen televizyonda konuştuğun için başkan sana bunu soruyor. Tamam. Sen bir televizyonda. durum ben size getiririm diyor. Ha bir Getirmiş şey de, demiyorsun ki. ki başkan Arda'yı istiyorum. E tam sonrasında demek desen, ki görüşüldü ve istendi. Desen belki başkan o Arda olayı bizim gündemimiz yok diye açıklama yapmayacak. Sen onu desen başkana belki başkan daha sonra kamuoyuna Arda bizim gündemimiz yok demeyecek. Sen de bunun üzerine ben olsam başkanın yerine açıklama yapmazdım demek sonra Ama kalmayacaksın. şu var mı peki Turgay Demir? Yani eee... Basın mensuplarının önünde, e, herkesin önünde sürekli Arda ile ilgili olumlu konuşan biri. Neden gidip başkana benim gündemimde Arda yok desin? E başkan mı yalan söylüyor? Bilmiyorum. Başkan diyor ki Arda meselesi nedir dedim. Bir şey yok olursa söylerim demiş. E, Olmuş söylemiş <laughs> demek ki sonrasında. O kadar basit değil çünkü bu olayın gelişimi o değil. Bir, Terim çıktı televizyona benim anlattığım konuşmayı yaptı. Arda konusunu muallakta karnından konuştu. İstiyorum da demedi istemiyorum da demedi. Ceyda dedi ki istiyor. Turgay Demir dedi ki istemiyor. Tamam böyle anladı, ortada bıraktı. Bunun üzerine başkan dedi ki Arda konusu gündemimizde yok. Arda olan konuşma ise başkanın söylediği konuşma. Yılbaşı akşamı. Arda konusu nedir diyor. Bir şey yok olursa söylerim. Başkan da ne yapıyor diyor ki Arda gündemimizde yok. Sen sonra diyorsun ki ben başkan olsam öyle konuşmazdım. Arda için. Bak, ilk açıklama yapan sensin. Başkan sana soruyor. Sen bir şey yok deyince başkan açıklama yapıyor. Diyor ki gündemimizde yok. Sen söylüyorsun ben olsaydım öyle demezdim Diyoruz. Şimdi diyorsun ki bir Arda konusunu yine söyledim. Daha önce söylediğim gibi diyor. Daha önce söylememiş. Ama daha önce söylediğim gibi diyor. Belki buradaki kastı şudur. Size söylediğim gibidir. Bir şey demiyorum ama Evet bence oradaki kastı o zaten. Daha önce söylediğim gibi diyor. Aynı evet. yerdeyim. Tamam. Fikir ayrılığımız var diyor. Olabilir. Sen Olabilir. Bunu gayet güzel bir şekilde ifade etmesi de bence çok normal sıkıntı ve güzel. Sıkıntı yok. Toplantıdan çıkarken de dedim ki süreci iyi yönetelim. İşte bence sıkıntı burada. Yani hemen akşamında gazetecilere bu ha. toplantının detayları Şimdi oraya geleceğim. Diyor ki süreci iyi yönetelim. Evet. İyi yönetmek nedir? Yani tecrübeli bir bırak futbol adamları Galatasaraylı olarak demiş ki hani elimize yüzümüze bulaştırmayalım demeye getirmiş. Burada yüz haklı. Abdurrahim Albayrak. İsimleri de özellikle sayıyor ki yani. Tabii. Çünkü benden çıkmaz bu haber. Senden de çıkmaz. Abdurrahim Albayrak. Başkan. Ben bir kişi daha saydım. Yusuf Günay. Dört kişiyiz dedi. Dört kişi. Ya başkan söyledi. Ben söylemedim diyor çünkü. Çünkü diyor ben daha döndüm akşam oldu baktım iki gazeteciye verilmiş. Ya Yusuf Günay. Ya Abdurrahim Albayrak. Ya başkan. Üçünden biri Galatasaray'ın menfaatlerini bir kenara koymuş. Fatih Terim'i sırtından vurmuş. Bak çok net söylüyorum. E bunu açıklamakta da bence çok haklı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim. Yüzde yüz haklı. Ben Fatih Terim'e bu konuda bir, bir yerde haksızlık veririm. İlk konuşmasında Arda konuşması çok net diyebilir ki Arda benim evlattır babadır o ilişkiyi kenara koyalım ama ben bir teknik adam olarak Arda'yı isterim dese dese ben ondan sonra bu tartışmanın bu boyuta gelmeyeceğini düşünüyorum. Artık şu anda Arda Galatasaray'a gelse de gelmese de eğer bu planlı bir kurgu değilse gelse de gelmese de zarar verir. Kurgu nasıl olabilir? Şöyle olabilir. Başkan kötü adam oynar. İyi adam. Senin iyi adam oynar. Arda en sonunda der ki ya tamam boş mukavele imza atıyorum der. Hakikaten boş mukavele öyle lafta değil. Hakikaten boş mukavele der ki sezon sonunda bana bir şey takdir edersiniz size kalmış Hiçbir şart koymaz. Gelir. O zaman başkan der ki kardeşim para vermeden aldık hani niye aldınız diye soranlara. Terim de bunu der. Herkes rahatlar. Ya bunun için yapılıyor bir plan varsa. Ama Terim'in dün akşam gerçek plan yok. Sanki bir çekişme başlamış. Arada ipler geriliyor. Arda konusu üzerinden bir Ünalaysal Fatih Terim muhabbeti başlamış gibi görünüyor. Bunun Galatasaray'a zerre kadar faydası olmaz. Zararı olur. Çünkü şampiyonluk yarışında Ceyda pamuk ipliğine bağlısın. Bu hafta nereye gidiyorsun? Konya'ya. Tabii. Yenilebilir misin? Üç ihtimalli maç. Yenildin. Bütün, bütün şemsiye tersine döner. Kıyamet kopar. Dolayısıyla Galatasaray'ı durduk yere Arda üzerinden, Arda üzerinden ee, bak ben Fatih Terim'in o olsam Arda'yı almam. Bak ben olsam. Ama Terim'in Arda'yı isteme hakkı var. Yönetimin de almam hakkı var. Tabii. Bu işi bu kadar sarmalı bağlamamaları lazım. E ama şimdi yönetim tarafından belli gazetecilere gidiyorsa bu haber Fatih Hoca da dün tavrını net bir şekilde ortaya koyup Ha, siz belli gazetecilere bu haberi veriyorsanız ben de çıkar tüm gazetecilerin önünde yaşananları bir, bir 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 anlatırım dedi. Bu tavrı doğru. Bu yüzde yüz doğru niye? Beni arkadan vurdunuz kardeş? kardeşim. Çünkü sizden Fatih kötü bir şey istememiş. Fatih sizden hani ya beni medyanın önüne atmayın bilmem kişisel bir şey istemiş. Demiş tabii. ki süreci iyi yönetelim yalnız. Oluyorsa da, olmuyorsa da süreci doğru yönetelim. Bu da hani Galatasaray'a yakışır bir şekilde götürelim demiş. Kötü bir şey istememiş. Siz hemen telefona sarılmışsınız. Aa hoca geldi bak böyle dedi. Aa hoca geldi. Bu ayıp bir defa. Orada yüzde yüz haklı. Ben yani düşmanım olsa hakkını verir. Ki düşmanım da değil. Ama burada yüzde yüz haklı. İyi de öldür hakkını ver. Haksız olduğu yer neresi? Arda konusu bismillah açıldığı gün tavrını net koy hoca. İstemiyorum, istiyorum. i̇stiyorum. Karnından konuştu. Ceyda dedi ki bana göre istiyor. Ben dedim ki istemiyor. Koray dedi ki istemiyor. Öbürü dedi ki istiyor. Niye böyle yaptın? Net olsaydın. Belki başkan da derdi ki ya madem hoca istiyor biz de suyu bulandırmayalım derdi Baştan bence ilk düğmeyi yanlış yedikten fatih Ama olabilir. O bir hata yapmıştır. Sen başkan olarak telefon açtın sana sormadı. Hocam bak medyada konuşuyorsun. Demiş olman lazım o zaman. Hocam bak geçen akşam yayında konuştum biz de anlayamadık. İstiyor musun? İstemiyor. İstiyorsan söyle ona göre bir tavır takınalım. Demiş olmaz lazım. Demediği saraları zaten baya bir kopuk demek. Şu konuşmalar gösteriyor ki terimle yönetimin arkasında fikir ayrılığından fazlası var. Fikir ayrılığı artısı var. Fikir ayrılığı var. O çok önemli değil. Ama artısı da var gibi görünüyor. İlk muhalifiyette sinema korku filmi haline gelir. Merakla bekliyoruz hepimiz yaşanan durumun nasıl nihayete ereceğini. Evet. Hemen şunu sorayım peki. Ee, Arda sizce tüm bu yaşananlara rağmen gelmeli mi? Fatih Hoca ısrarında haklı mı yoksa yönetim istememekte haklı Ceyda mı diyorsun? Şimdi bunu Fatih Terim ya da yönetim üzerinden göremem. Çünkü hoca kendine göre hakkı sebeplerle isteyebilir. Yönetim kendine göre hakkı sebeplerle. Ben Turgay Demir olsam hatır için adam almam. Babamın oğlu olsa hatır için almam. Niye? Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin daha önce bize hizmet etti. Gelsin bir daha etsin. Mesela Beşiktaş'ta da mı için diyor. Beyler burası hayır kurumu değil. Bak Beşiktaş 40 bin euro veremedi Malatya'ya girerme için. Ne anlatıyor? Hayır kurumu değil burası. Ben hatır için adam almam. Nokta. Peki bugün saatler 15'i gösterdiğinde Ezra Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final ve final yolu belli olacak efendim. Seri vaktimiz varsa hemen seri başı 30 saniyemiz var. Saat 15'te Aspor ekranlarında çeyrek finalin ve yarı finalin yolu belli olacak. eli Spor'a başarılar diliyorum. Trakya'dan sonunda bir takım <laughs> çıktı. Kırklar Spor kim çıkarsa çıksın korkmayın aslanlar gibi oynamaya devam. Çok teşekkür ediyoruz Demir kıymetli değerlendirmenin için. Efendim biz sabah sporunu noktalıyoruz. Siz daha spor ekranlarından ayrılmayın. Şimdi Zira Türkiye Kupası'nda son altı turunun nasıl geçtiğini hatırlayacağız. Hoşçakalın.